Merhaba. Bu videoda karakterimin istatistiklerini paylaşacağım. Şimdi karakter <laughs> Allah. Şimdi karakterimin istatistikleri yani karakterim üzerindeki şu an hangi özellikler var, nelerim var, nelerim eksik vesaire bunlara bakacağım. Tek tek butonlara basa basa ilerleyelim. Şimdi öncelikle VIP sistemine bir bakalım. VIP sisteminde VIP'niz ne kadar yükselirse, yükselmiş olduğunuz VIP'nize göre buradaki paketleri satın alabiliyorsunuz. Tabii ki bunlar önceden böyle değildi. Ee, yeni yamalar geldikçe buradakiler biraz değişti diye tahmin ediyorum. Tabii belki bu tahminimde yanılmış da olabilirim. Ben bunları satın almayı tev e, tavsiye ediyor muyum? E, şuraya kadar nerede o? E, Sinor paketini kadar. Eskiden 30 binmiş. Tabii ki şu anki satın aldığım için göremiyorum. Sindor paketini satın almaya öneriyorum. Diğerlerini satın alınabilir mi? Yani VIP 4, 3 <laughs> satın alınabilir ama 5 gereksiz, 6 gereksiz, 7 dediğin gibi fiyatını hatırlamadığım için alınabilir veya alınamaz bir şey diyemeyeceğim haftalık hediyeler şimdi arkadaşlar haftalık hediyeler VIP paketiniz varsa alabiliyorsunuz mesela VIP bir paketin varsa haftalık olarak bir kere mas olarak bu paketi veya VIP 3'ün varsa bir hafta boyunca sadece bir kere masız enerji paketi veya lüks paketi veya üstün pet paketinden birisini satın alabiliyorsunuz. Şöyle bir pozisyonu değiştirmeye çalışacağım. Aa bir saniye. <laughs> Ay öksürük tuttu beni. <laughs> Sonra devam edelim. Mesela buradaki pa e, paketlerden hangileri satın alınabilir veya e, satın alınmaz bence yani düşündüğüm şey sadece enerji paketi satın alınabilir. Mesela 100 enerji paketine normalde biz ne kadar ödüyoruz? Şöyle bir bakalım. Enerji aldım. Evet. Bakın 100 enerji için 250 elmas benden istiyor. Ama VIP neredesin arkadaşım? Burada. <laughs> VIP paketinde 100 değil, 200 değil, 300 enerjiye 180 veriyorsun. Bence çok iyi. Bu satın alınabilir. Ee, bu satın alınabilir mi? 100 elmasa VIP bir paketi. Ee, 100 elmasa. Bu ne bilmiyorum aslında. Hiç satın aldığımı da hatırlamıyorum. Eğer aldıysan da. Vav wow, şanslıymışım. Bu almış olduğum paket bedava geldi böylelikle. Şimdi o paketin ne olduğunu merak ediyorum. VIP bir paketiymiş. Hadi bir bakalım. Bu arada videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Kısa etmeye çalışacağım. Çünkü ne diyormuş mislik kese? Kullan dediğimde bana buradaki eşyaların hepsini mi verecek? Veyahut bana sadece seçenek mi sunacak bilmiyorum ama kullan dediğimde evet hepsini vermiyor. Sadece sana sınırlı e, imkanlar sunuyor. Diyor ki buradan ne istiyorsun? Benim altına ihtiyacım var mesela. E, 200 bin altın yok 2 milyon altın mı oluyor bu? 2 milyon altın e, satın al 100 elmasa diye düşünüyorum. Bakalım. Burada 23 milyon altının var. Kullan dediğimde evet 25 milyon oldu. Yani 2 milyon altın 100 elmasa satın alınabilir mi? Bence satın alınabilirmiş. Çünkü e, altın patronunda Elmas satın almaya çalıştığınızda %50 olarak o kadar ıı, iyi mi değil mi aslında alınabilir mi alınamaz mı 1 milyon altın 100 elmas 2 milyon altın 200 elmas değerinde burada da yani alınabilir mi alınabilir almasanız da olur mu olur ama ben bunu tavsiye Ediyorum, Anlayabilirmiş. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Verakin geldik, buraya bu vardı. VIP 11 numaralı az kalmış benim. Ama oyuna da söylediğim gibi artık etkisi gibi bağımlı değilim. Yani bağımlı değilimden kastım şu, elmas yatırmıyorum. Ee, bunun birçok sebebi var. Hep söylediğim gibi, bunlardan bir tanesi e, oyun artık etkisi gibi değil. Yani yeterince Bizi önemsemiyorlar ee, bizim cebimizi veya bizim bağımlılığımız daha ön planda gibi şu an yani oyun içerisinde bana öyle geliyor Hatta oyun dışarısında da öyle neden oyun dışarısında öyle oyun ile ilgili ee, ticket attığınız vakit size sağlıklı dönüş yapılmıyor Hatta fanfilifon Tabiri caizse fanfilifon yapıyorlar size misal şuradan cm'ye e tıkladığında bakalım bakalım neler olmuş e, bildirimlerime geldim benim bildirimlerim burada görülüyor mesela ben demişim ki e, burada wordbox book var demişim göndermişim bana geri dönüş nasıl olmuş şu tarihte şu bildirimi göndermişim ve bana bu şekilde geri dönüş olmuş ya ben Türkçe yazıyorum. Ee, bunlar ise bana bu şekilde mail atmışlar. Bakıyorum. Bildirim detayları. Bildirime puan verebiliyorsun tabii ki. Diğerleri de aynı bu şekilde. Veyahut bundan daha kötü olanları da var. Adama ben sorunumu yazıyorum. Sorunumu çözeceğine sorunuma soruyla cevap veriyor. Tamam sorusuna gene cevap verdiğimde Geri dönüş yapmıyor. Yani yapıyor da e, lütfen İngilizce yazınız vesaire. Farklı farklı şeyler diyor. İngilizce de yazınca İngilizce'mizi e, kötü kullandığımızı söyleyip geri dönüş yapmaya da bilirler. Yani böyle absürt absürt e, saçma sapan şeyler de var. Sonra geldik buraya. E, VIP 5 lüks paketi 800 TL değerindeymiş. Ben bunu hiç tadın almadım. Almayı da hiç düşünmüyorum. Çünkü %60 indirim diyor. Tavsiye etmiyorum. Evet. Çok güzel bir soru. Burada 10 adet üstün pet var. %90 indirimli. Yani %90 demek baya baya demek. Bu satın alınabilir mi? Arkadaşlar ben şunu söyleyebilirim. Bu satın eee hani aciliyetin söz konusuysa ne tür bir aciliyetin? Diyelim ki burada şuraya basınlar. Hop aşağı iniyorum. Petlerin arasından diyelim ki mesela benim kara şeytanım 12 tane eksikmiş. Eğer 12 tane kara şeytan değil de mesela diyelim ki bu 90 olsaydı şurası 10 tane eksiğim olduğu için hemen buradan şuna geldiğimde bakalım burada kara şeytan var mı? Lovisa, Sapira, Tainus ya da Litoti veriyormuş. Gene de bu satın alınmazmış. E, ve lakin diyelim ki Olsaydı satın alınabilir miydi Nispeten alınabilirdi Neden Çünkü e, etkinliklerde Yani çok güzel etkinlikler geldiğinde Zaten üstün pet kuponun Tanesi e, 125'e kadar falan iniyordu 125 elmas falan vardı yani 150 elmas 125 elmas falan yani o yüzden bu paket satın alınabilir mi alınabilir tabii ki almak isteyenler için söylüyorum ee, benim bu pakete ihtiyacım şu an yok devam ediyorum sonra e, VIP özelliğine göre günlük size ödül veriyor ben toplamışım burada ödülüm vardı Mesela benim şu anki VIP, uu, Bakın VIP 10 olduğum için <laughs> benim özelliklerim neymiş? Şöyle bir yana geldim. Bu neymiş? VIP 11 paketinin özellikleri mi diyor bu? Ee, ruh çıkartma şansı 5 katına çıkarır. Hmm, VIP 10 tüm aycıkları içerilmiş. Ben o zaman şuna bakacağım. Ee, faydalanan mitik hare alındı. Faydalanan VIP 10 özel paket satın alınabilir. Yani şurası faydalanan faydalan yani her gün VIP bir paket satın alabilirsin. Günde 12 defa enerji satın alınabilir. Ee, bu çok da gerekli mi? Değil. Hani ilk birincisi 250, ikincisi de 250 veriyor. Ama üçüncü ve dördüncü de biraz e, elmas almaya çalıştığınızda enerjiler fiyatları çok yükseliyor. Ben oyuna ilk başladığımda biraz cahilliğime de geldi. Ee, i̇nanır mısınız bilmiyorum ama 2000 200 elmasa 100 mü 100 enerji mi ne satın almıştım çünkü o zamanlarda oyunu bilmiyordum kendimi şu an çok kızıyorum 2200 elmasa 100 enerji neden aldım ve nasıl aldım diye ama cahillik insana birçok şey yaptırabiliyormuş sonra ay, e, burada 110 defa elmasla sandık açılabilir tamamen gereksiz yani ilk birinci, ikinci ve üçüncü zaten ücretsiz açabiliyorsunuz. <laughs> Pardon. Evet üçüncü ücretsiz açabiliyorsunuz. Dördüncü açmaya çalıştığınızda kritik patlatmak adına 15 elmas verilebilir. Ben hep veriyorum yani 3 tane sandığımı açıyorum. Şurada göstereyim. Fırsatlar, mahzen. Birinci, ikinci ve üçüncüyü açıyorum. Dördüncüye hep 15 elmas verip kritik patlatıyorum. İki sebepten ötürü. Birincisi ismi burada geçiyor. Server'a. Bu hoş bir şey. Hey merhaba bak ben oyundayım gibi süs. Yani verebiliyor. İkincisi kritik patlattığım vakit iyi. Gerçekten 15 katı vesaire altın veriyor. O yüzden değer mi? Değer. Ayrıcıklar dediğim sonra buradan devam edelim. Maksimum enerji 240'tır. Evet. Güzelmiş. Bu özellik beğendim. Gündüz 10 defa elmasla sandık açılabilir geç altın zindandan altın gelinlerin 30 bonus gelir ki bu güzel yani VIPsi olanlara biraz ayrıcalık tanınıyor savunmadaki toplam puanları 30 bonus olur mesela e, Simona arkadaşımız biliyorsunuz e, çok iyi para basıyor. o yüzden çok iyi skorlar elde ediyor. Şehir savunmasındaki onun faz... ee, VIP 15 olduğu için VIP 15'te ne kadar ekstra puan veriyor bana onu merak ettim. Şehir %30'muş pek de VIP'nin e, farklılığı yokmuş burada. Ben vardır diye düşündüm ama yokmuş. <laughs> Ayrıca günde 90 defa PVP bileti satın alabilirmişsin. Geç. Edebet Kulesi'ne her gün bir defa sıfırlayabilirsin diyor. Ee, VIP 15'te de aynı paketim var. Bunu çok merak ettim. Hemen 17 defa enerji satın alabilirsin. Geç. <laughs> Dindan altın savunma kahraman edebel kulesi bir defa sıfırlanabilir. Aslında VIP 15 ile VIP 10 arasında pek bir fark yok denilebilir. VIP 10 alsan sana yeterli bu oyun için. Neden VIP 10 yeterli diye sorulursa ee, şu yüzden eğer VIP 10 satın alırsanız ee, şey Nerede bu Oradan niye çıktık bilmiyorum ama Ayrıca VIP10'da Gölge bileti veriyor Bakın VIP9 ve VIP10 arasındaki farka VIP10 ve 15 arasında pek bir fark yok Böyle bakılabiliyor e, VIP11 yap, e, Yapmalı mıyım VIP11'e de gerek yok Çünkü VIP11 yaptığınızda ekstra sahip olacağınız bir özellik var diye hatırlıyorum. O da buradan görülebiliyor mu? Mistik taşında ekstradan fazla bir tane hak elde ediyorsun. Ki mistik taşı e, hiç önemli değil denilebilir. Bakın benim mistik taşında mühürlerim şurada duruyor. Ben bunları kullanmadım bile. Kullanmam gerekiyor mu? Evet. Hadi kullanalım bari. Neredeydi? Artık uzun zamanda kullanmadığımız için nerede olduğunu bile unutuyoruz insan. 10 seviye, 10 ve 10. Sonra ikincilerini hepsini 7 yapmam lazım görevi var çünkü bunların 10'a 7, 10 7, 6. Tabii bunu da 7 yapacağız şimdi. 7 yaptık ve harika. Ultimin Üçüncü sekmesine geldim. Aa bu arada dördüncü sekmesi ve beşinci sekmesi de varmış. Ben bunları bilmiyordum. Harbiden bunları bilmiyordum. Ee, üçüncü sekmesine geldim. Bunu seviyesini atlatacağım. Evet başarılı oldu. Peki dördüncüye gelmeye çalışımda ne diyecek? Ee, dört tüm yeteneği kabiliyetinin dokuzuncu aşılma anasının niyazı. Oğlum kolay bir şey mi lan o? Manyak. Neyse biz gelmişken şuraya bir parmak atalım. Ee, söylediğim gibi oyunda eğer bir özelliği geliştireceksiniz hep ee, eşit miktarda ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten eşit miktarda ilerlemenin o bu arada element ve hp ile atak veriyormuş. bir tane kritik olsa burada müthiş bir şey resmen. Gerçekten baksanıza 300 element hasarı verdi. Güzelmiş ben beğendim. NF bunu beğendi. Mesela atak verdi. HP verdi. Element verdi bu da. Şöyle bir basalım ama. Bir oldu bu da. Şunu da bir seviye yapalım. Şöyle. Evet. Bataklık aşama bir. Şimdilik kalsın. Ben bir ara onları parmak atarım. Konumdan fazla satmak istemiyorum. Bu arada uzun bir video çekmek istemiyorum diye düşündüm ama. Ee, videonun açılışındaki sözlerim geçersiz kalmış oldu bu durumda. <laughs> 15. dakikaya 16. dakikaya geldim ve sadece e, VIP arayüzünde anlatım yaptım. Bu arada yani e, şunu söyleyebilirim. Arayüzleri anlatmaya çalıştığında gerçekten fazla zaman gidiyormuş. O kadar da basit değilmiş. Devam edelim. Elit zindanı 11 defa sıfırlayabilmiş. Eee Gelişmiş yeniden yaratma ekipmanlarının işlevini açar. Gelişmiş büyüleme ekipmanlarının işlevlerini açar. Bunları biliyoruz zaten. O yüzden pek değinmek istemedim. Hızlı büyüleme ekipmanının işlevini açar. Güzel. 11 defa yetenek puanı satın alınabilir. Pek ilgimi çekmiyor. Ee, 4 defa rünük hükümdarlığı satın alınabilir. Hmm. Bakın arkadaşlar. E ben bugün bir deneme yaptım. Bu Runik hükümdarlığı hakkında. Hatta onu da bir göstereyim. Şurada bilindiğiniz üzere baskında hepsine baskın 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 yaptığınızda sadece 3 tane seçenek kalır. Kahraman denemeleri, e, rünük ve Edebiyat Edebiyat diyorum. Edebi, edebi Kule. Of. Edebi Kule. Ay, edebiyat mı? neydi lan senin adın? Gel buraya gel. Ebediyet, ebediyet ayarlan bir kelime söylemedim. Ebediyet Kulesi, e, rünik ve Kahramanlar Kalı. Şimdi burada kahramanlar e, gerçekten ben oyuna yaklaşık ilk baş oyuna ilk 30 gün geç başladım. Sonra ilerleyen vakitlerde 30 gün falan gene oyuna ara verdim. Tekrardan devam ettiğim için bütün arkadaşlar turuncu olacak. Ben daha sonra turuncu olacağım. Biraz daha e, gün geçmesi lazım benim için. O aradaki eksikliği kapatmam için buraya gelip sıfırla deyip 750 elmas verip onlara yetişmeye çalışabilirim. Tabii bunun için 750 elmas, 750 elmas, 750, 750, 750, 750, 750. 750. <laughs> 40 defa bunu yapmam lazım. 40 defanın hepsini kullansam anca yetişebilirim onlara. Ama buna gerek yok. Benim rengim mavi olsun, yeşil olsun, beyaz olsun ne fark eder. Ee, bu değil de rünük ve ebediyet kulelerini ben genelde sıfırlıyorum. Çünkü Önemli. Neden önemli? Hemen onu da uygulama olarak göstermek istiyorum. Şuradan macera, ebediyet kulesi. Bakın arkadaşlar ebediyet kulesini sıfırlamak için VIP 8 özelliğinizin olması lazım diye hatırlıyorum. Eğer sıfırlarsanız da günlük olarak bana 16.000 eternium veriyor. Ben bugün sıfırladım 16.000 sonra tekrardan e, baskın yaptım 16.000 daha geldi. 32.000 eternium oldu. Peki eterniumun olmasının benim için artısı nedir? Birçok konuda artısı var tabii ki. Bunlardan bir tanesi Eternium dükkanından Earth satın alabiliyorum. Earth'ler ise yani iyi. O kadar da iyi değil ama iyi. Sonra e, ejderha parçası ve ejderha ruhu satın alabiliyorum. Ki bunları satın aldığımda da veya satın almadığımda da buradan gelip parçacıklar satın alabiliyorum. Mesela ben şu, e, Nazar aynası alıyorum. Çünkü nazar aynasını şöyle göstereyim. Ee, VIP ne VIPsi ya? Şurada e, R11 yapacağım. Yeter bana. Buradaki parçaların hepsi R10 setini aldım. Ama silahımın R11 olmasını istiyorum. Çünkü R10 silah ile bakın. E, bu arada benim üzerindeki R10 olduğu için buna gerek yokmuş. Şuradan R11'e tıklayalım. Bakın R10 silah ile R11 silah arasındaki farkı görün. Yani resmen neredeyse iki katı özellik veriyor. Saldırı 122.280 saldırı. Ee, element ise 9.824. Burada 5.557 imiş. Yani resmen yüzde 51 artış sağlayacak ee, o yüzden sadece ama sadece şuradan bunu geliştirmek için uğraşıyorum bakalım e, elimde malzeme varmış Hatta varken şöyle bir basalım şöyle devam edelim Evet buraya geldim bakın r 11'de şu an bunu alabiliyorum ama Olmuyor çünkü yaklaşık 3 milyon altını eksikmiş. 3 milyon o altın eksiğimi de hemen tamamlamak istiyorum. 24 milyon. Uuu. Paracıklar, paracıklar. Şunu da kullan. Kullan. Şuradan... Ee, Süper Tycoon'dan altına gelip özel teklif deyip bütün elmasımı buraya atacağım. Belki şansa param e, elmasımı yemez bana geri iade yapar hadi bir şansımızı deneyelim 1 2 3 Hayır bütün elmasımı yedi hiç adil olmadı bu neyse gelen altınları da kullanalım şuraya geldim ve R11 Tanrıça Hadi bakalım onayla iyi geldi bu. Ee, oyuna çok fazla para yatıran arkadaşlar tabii ki R12 setini üzerlerine dizebiliyor. R12'nin üzeri var mıdır bilmiyorum ama yani burada göz görülen o ki yok. Ama varsa da şu an biz onlara göremez. Buradan da ön izlemesine bakabiliyoruz tabii ki. Bir tane de R11'im olmuş. Kendimi şu an tebrik ediyorum. Evet. Son olarak Ayrıcalıklara baktık. Buradaki özellikleri de baktık. Bir de yeteneklerden e, şeye bakacaktık. Ürünlere değil mi? Bakın ben mesela e, çok önceden oraya elmasımı harcamıyordum. Şimdi şu biraz harcıyorum. Hepsinin e, seviye 4 olmasını istiyorum. Seviye 4 olduktan sonra oraya gene para e, yani elmas harcamayı düşünmüyorum. Şu an bakın element 4, atak 4, element 4. Ve atak 4 görüldüğü üzere. Burası da aynı şekilde 4, 4, 4, 4. Buraya baktığımda 4, 4, 4 ve 4. Buraya geldiğimde 4, 4, 3 ve 3. Bunların da 4 olabilmesi için oraya biraz para yani elmas yatırıyorum. Ve bakalım ne diyor. Ee, 3 tane atağım varmış. 5 tane olsaydı eğer o geliştirebilecektim. Şu an hala bakın geliştiremiyorum. Bunun önemi nedir? Hemen size uygulama olarak göstereyim. Mesela element 4 bir tanesini şuradan çıkarttım. Ne kadar sevgen düşüyor. Bakalım. Orada bir yazı yazdığı için takip edemedim tabi. Bakın 10 milyon SG veriyormuş. Gördüğünüz gibi 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 10 milyon, 40 milyon sadece buradan geliyor. O yüzden burası benim için önemli. Ki zaten rakibe skill atarken skillemede e, ekstra bir bonus ekliyor. O anlamda da önemli olduğu için burasına biraz e, geç de olsa değer vermeye başladım. O yüzden buradaki baskında oraya baskın yani elmaslarımı veriyorum. Tabi tesadüfen bazen vermiş olduğum elmaslarımı geri iade edebiliyor oyun. Şu etkinlik çok hoşuma gitti. Ücretsiz. Benden. E, bu sürekli yani oyunda olsa ne güzel olur diye düşünüyorum ama tabi ki öyle bir jest yapmazlar bize. Sonra <laughs> e, süper indirimde ne olmuş? 90 puanım olduğu için takas yapabilirsin diyor. Benim ihtiyacım olan şey burada. Nerede o? Şurası. Ben genelde burayı kullanıyorum. Çoğunlukla ta orayı kullanıyorum. Oo 6 tane gölge bileti gelmiş. Harika. Evet, şuradan ödülümüzü de alabiliriz. Burada benim davet kodum da var. Ben bunları pek kullanmıyorum ama aslında önemli. Çünkü Mehmet'in videolarını izlediyseniz de Mehmet bu konulara önem veriyor. Eğer e, ben de önem vermiş olsaydım 2000 3000 3500 elmas. Güzelmiş. yani Benim adıma güzel. Başka birisi kullanırsa... E, ...onun kodunu da alıp onu da verirsin. Ona da gider, bana da gider, sana da gider, şuna da gider. Yani güzel bir uygulama. Ama ben e, biraz... ...dediğim gibi oyuna soğuduğum için... ...çok fazla üzerine düşemiyorum. Sadece üstün körü böyle... ...anlatmaya devam ediyorum. Sonra ne var? Hale var. Haleyi anlatacak bir durum yok. E, param varsa... Özelliklerin e, artıyor art, ve altındaki halka rengi değişiyormuş. Zoom yapabiliyor muyum? Hayır, sadece sağa sola döndürebiliyormuşum. Bakın VIP 12'de altınız biraz böyle turunculu böyle medusa üçgeni falan oluyor. 13'te 14 aynı. VIP 15'te aynı. Ha, VIP 12'nin özelliği ise neymiş? VIP 11'inkini biliyorduk. Mühür olayı. VIP 13'ün olayı ise altındaki mühürün yani halinin daha doğrusu mühür başka bir şey halinin renginin farklı olmuş olması. Yani VIP 12'nin ve VIP 15'in kafasında V işareti yoksa altındaki halesi aynı olduğu için ayırt edemeyebilirsin. Şöyle bir tekrardan baktığımda hepsini anlatmış olduğumu gördüm. Vay canına sadece VIP arayüzünü yani daha daha kapsamlı tabii ki anlatmadım mesela VIP burada e, üyelik bilgisi falan burada üyelik bilgisinde e, görüntü burada da görüntü şurada heh, ön izlemesi falan burada eşyalar var bunları değinmedim sonra VIP e, aylık üyelik satın alımına veya değinmedim ne işe yarıyor değer mi değmez mi ve buradaki şu olaylara da değinmedim tabii ki buradaki bu olayların da bir e, püf noktası var mesela ben de şu an e, 500 elmas satın alırsam 20 TL ödeyeceğim ama bir püf noktası var eğer onu kullanırsanız e, 20 TL verdiğimde 500 değil bin elmas gelecek elmas iadesi var ya onu demiyorum bu başka bir olay ee, onun ile ilgili de farklı bir video çekmeye çalışıyorum. Tabii ki de kısmetse. Ve elmas alımını e, Google Play Store üzerinden yaptığım için ben biraz zarar ediyormuşum. Bunu Amazon üzerinden satın alırsan 400 TL değil de 320 TL falan alabiliyorsun dedi bazı arkadaşlar. Tabii ben uygulamadım. Uygulayıp bunu öğrenirsem videosunu da çekebilirim. Ama oyuna para yatırmayı artık düşünmediğim için. E, bu biraz soğuk bir ihtimal ama gene de aklımızda bulunsun. Fazla konuyu dağıtmayalım. Ee, anlatmak istediklerim çok daha fazla şey var ama söylediğim gibi o daha fazla video uzatmak istemiyorum. Burada keselim. Ee, aklınızda sorularınız varsa aşağıya lütfen çekinmeden sorabilirsiniz. Sağ üst köşedeki Mehmet'in kanalını e, ve Volkan'cığımızın <laughs> Ee, kanalının linkini şuraya koymaya çalışacağım. Unutmazsam eğer bir sonraki videoda tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalınız.